Sevgili dostlar merhaba. Bugün Krakow'dayız. Polonya'nın önemli turistik şehirlerinden biri. Polonya'nın güneybatısında kalan bir şehir. İşte bunun etrafında Katowice, Lodz falan var. Buradan Varşova aşağı yukarı 4-5 saat arabayla. Slovakya sınırına yakın bir şehir. Bugün şehrin ana meydanındayız. Şöyle çok kısa bir şekilde size meydanı göstereceğim. Şimdi bu meydan iki bölümden oluşuyor. Bu meydanın bir kısmı. Şöyle hızlı bir şekilde bir dönüş yapacağım. Biraz SD kartta yerim az, o yüzden hızlı bir video olacak. Burada bir saat kulesi var meşhur. Şu anda saat 5'i 10 geçiyor. Yani Türkiye saatiyle 6'yı 10 geçiyor. Bir saat farkımız var. Şöyle hızlıca meydanı ben size göstereyim. Burası aslında meydanın arka tarafı gibi. Şurada hep yaya yolları var. İşte karşımızda bir alışveriş yolu var. Alışveriş caddesi, yaya yolu. Bu meydan gördüğünüz gibi böyle hep kafelerle dolu. Restoranlar. Şu karşıda ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama faytonlar var. Bu faytonlarla şehir turu yapabiliyorsunuz. Zaten çok büyük bir şehir değil. Ama çok turistik bir şehir. Yani tahmin ediyorum Polonya'nın en turistik şehri. Şimdi şu karşımızda ilginç bir bina var. Şöyle yavaş yavaş döneyim. Ya bu bizim Mısır Çarşısı gibi düşünün veya işte Edirne'deki Uzun Çarşı, Kapalı Çarşı'nın minyatürü gibi düşünün. Şimdi ilerleyeceğiz. Çarşının içine doğru. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Çarşının içerisinde küçük küçük dükkanlar var. Aynı bizim Mısır Çarşısı gibi İstanbul'daki. Değişik hediyelik eşyalar ve gümüş ve amber eşyalar satılıyor burada. İlginç. Ya fiyatları da biraz çok da pahalı değil yani. Diğer turistik şehirlere göre fena değil. Evet, şimdi çarşının içine girdik. Bakın. Şöyle biraz kaldırayım yukarıya. Şöyle şimdi öbür tarafı çekiyorum. Az çok bir fikriniz olmuştur herhalde. Şimdi meydanın öbür tarafına çıkıyoruz. Ha bu arada şu amber dükkanlarından birini şöyle kısaca göstereyim. Gamze az önce buradan alışveriş yaptı. Kristal, amber, değişik şeyler. Şöyle görüyorsunuz karşı tarafta. Yani fiyatlar mesela Prag'a göre bu gümüş fiyatları burada yarı yarıya, yarı yarıdan da ucuz. Prag'da çok pahalıydı açıkçası. Tamam, onlar da işte bir markaları var. Pelorosa mıdır nedir? Swarovski'ye rakip kristal. Şimdi meydanın esas hareketli tarafına geçtik. Şu karşıdaki kilise ve üzerindeki kuleler çok meşhur. Bu tadilata alınmış şu anda. Yani bir restorasyon çalışması var. 4 sene falan önce bir iş seyahatinde uğramıştık buraya. O zaman bu kuleye de bu restorasyon yoktu. Bu meydan hakikaten güzel bir meydan. Burada güzel bir heykel var. Şu karşıda küçük bir şapel var. Şöyle o çarşının arka tarafına da tekrar çekeyim. Restoranlar falan. İşte sanatçılar, hediyelik eşyacılar. Karşı taraf komple restoran, kafe var. İşte Krakow meydanı, ana meydan. Böyle bir yer arkadaşlar. Şöyle tekrar bir yukarıdan 360 derece yapıp bitireceğim videoyu.
Evet sevgili dostlar, yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.